Herkese selamlar. Bugün CapCut ile basit bir Instagram Reels nasıl yapılıyor onu öğreneceğiz. Hadi birlikte yapalım. Öncelikle CapCut uygulamamızı açıp New Project diyoruz. Yeni bir proje oluşturma. Daha sonrasında çektiğimiz klipleri içerisine atıp aşağıdaki timeline'a sürükleyip bırakıyoruz. Burada da elimizle aslında genişlettiğimiz zaman timeline'ı genişletip küçültüyoruz ya da yukarıdaki kısımda gördüğünüz gibi bu kısmı da kullanabiliriz. Daha sonrasında videonun üzerine tıklıyoruz. Hangi video üzerine çalışacaksak sağ tarafta yukarıda ayarları var. Geldik. Boşluk tuşuna bastığımızda çalışıyor uygulamamız. Tam bu geçiş aşamasına geldik. Şimdi bunların başını sonunu keseceğiz. Şu an geldik. Karanlık kısma geldi. Bunu yukarıdaki kısımdaki kes butonuna basıyoruz ve kesiyoruz. Daha sonrasında sil butonuyla da siliyoruz. Bunu defalarca kez yapacağız. Burada da baştaki kısım çok uzun olmasın diye kesiyoruz. Daha sonrasında siliyoruz. Evet, şu an daha güzel bir görünüm aldı. Devamında da bunu uygulayabiliriz. Buradaki kısımda gördüğünüzde görüntüyü kapat ya da buradaki kliplerin komple bu satırdaki bulunanların hepsini sesini kapatabiliriz. Arkadan seslendirme yapacaksanız, müzik koyacaksanız sesi kesmek çok önemli. Şimdi burada sandalyeyi döndürürken burada efekt vereceğiz. Devamına gerek yok. O kısmı kestik. Klibimiz daha kısa bir hal almaya başladı. Tam dönerken aksiyona başlamış olması gerekiyor. Bu yüzden başını keselim. Baktık, oturduk. Hemen aksiyon almaya başladı. Dönüyor. Baştan aldık. Tekrar dönüyor. Şu kısmı da biraz kestiğimizde aslında daha hızlı bir geçiş sağlayacak. Oturduktan sonraki kısımların hepsini kesebiliriz. Klibimiz çok daha hızlı olmaya başladı. Burada da tekrardan uzun olmasın diye siyah sahnemizi sadece başlangıçta gösteriyoruz. Hızlı hızlı böyle birkaç bir şey yapacağız. Birlikte yapalım. Başının sonunu kesiyoruz. Buranın da siyah noktasını biraz azaltırsak. Tamam. Daha güzel oldu. Şimdi tekrardan klibimize geliyoruz. Baştan bir izliyoruz. Evet, geldik, oturduk. Sandalyeyi döndürüyoruz. Güzel bir şekilde arka sahneye geçiyoruz. Ve yukarıdan aşağı kaydırma. Burada düzelteceğimiz birkaç konu daha var. Sandalyeye oturduktan sonraki sahneye geçiş aşamamız var bizim. Burayı da bir tekrar kısaltalım. Evet, geçiş yaptık. Devam ettik. Yukarıya kaydırdık. Ve klibimiz bitiyor. Sonunu böyle sürükleyip bırakarak da kısaltabilirsiniz. Kesme olaylarını başta sonda yapacaksanız böyle olabilir. Şimdi en baştaki klibe geldik. Yukarıda animasyonu tıkladık. In, out ve combo diyor. In giriş oluyor, out çıkış oluyor. Bu aşağıdakilerin üzerine gelerek aslında nasıl efekt vereceklerini görebilirsiniz. Hatta üzerine basıp aşağıdaki efekt süresine bakabilirsiniz. Bakın ben bunu seçiyorum genellikle. Ve bir sahneyi seçtiğimizde ekranımıza daha güzel bir giriş yapıyoruz. İkinci sahnemize geldik. Bir ve ikinci sahne arasında bir transition, geçiş efekti yapabiliriz. Ben burada basic diye yukarıdan aşağıya da sağdan sola geçiş yapıyorum. Bakın. Bu şekilde yaptığımızda klibimiz yukarıdan aşağı iniyor. Şu şekilde. Ancak burada kullanmaya gerek yok. Üzerine basıp apply all dediğinizde bütün kesim noktalarına bunu uyguluyor otomatik olarak. Şu an bizim geçiş aşamalarımız efekte ihtiyaç yok. Buradan ses kısmına gelip müzikler kısmında bu müzikleri açabiliyoruz. Background yazıyoruz çünkü arka plan sesi olacak.
şu daha uygun. Bunu alıyoruz. Sürükleyip direkt alta bırakıyoruz. Ses klipleri videonun altına gelir. Buraya tekrardan basıyoruz, siliyoruz ve ucunu tam sonuna denk gelecek şekilde sürüklüyoruz. Sürüklediğimizde kendisi tutunuyor zaten otomatik olarak. Şuradaki küçük yeri görüyor musunuz? Orayı çektiğimizde müziğin bu şekilde bitmesini sağlıyor. Yani düşerek. Bunun aynısını girişe de yapabiliriz. Ses yükselerek çıkıyor. Bir anda pat diye müziğe girmiyoruz. Evet, bu klibimizi seçtik. Yukarıda bir de çıkış efekti verelim. Çünkü ikisinin geçişi tam uyumlu değil. Geçerken bakın yukarıya doğru yaptık. Geçiyoruz, hemen bir yukarıya geçiyor. Bakın geçiş efektimiz çok güzel oldu. Şimdi geldik, buraya bir yazı yazalım. Text kısmına basıyoruz. Buradaki normal text ya da efektli textlerden katabiliyoruz. Hazır template'ler kullanmak daha mantıklı. Bunu tavsiye ederim size. Gördüğünüz gibi üzerine geldiğinizde nasıl bir animasyon olacağını görebiliyorsunuz. Bu yüzden bir yazı yazmamız gerekiyor. Şu biraz daha uygun gibi duruyor. Bakın çalıştırdığımızda böyle bir şey var. İçeriğini üzerine tıklayıp sağ taraftaki kısma gelerek içerideki yazıyı değiştirebiliyoruz. Ben freelance yazılımcı olarak bir günümü yazmak istiyorum. Buradaki scale kısmında büyütüp küçültebiliriz. Biraz uzatırsak tam bitiş aşaması klibimizin bitişine denk gelsin. Bakın tam elimin geldiği noktaya uzatırsam elim aslında yazıyı siliyormuş gibi olacak. Bu kısımda yazıyı tekrar ayarlıyorum. Evet, istediğimiz efekti aldık. Şimdi bu kısma geldik. Bir sticker seçelim. Burada bir sürü efekti katabilirsiniz. Bakın ben bu efekti kullanmak istiyorum buraya. Sürükleyip bırakarak buraya yerleştirebilirsiniz. Bunu büyütüp küçültebilirsiniz kenarlarından tutarak. Birazcık küçük yapalım. Altına yazı ekleyeceğiz. Tekrardan yazı bölümüne geliyorum. Günlük bir şeyler yazacağım için bu şekilde yazım uygun. Diğerlerine baktım ama bu daha uygun. Tamam, şu an bunu seçtik. Ekranda çıktı. Bunu biraz daha değiştirelim. Biraz küçültüp büyütelim. Çok fazla ekranda gözükmedi. Bir de yazımızı yazalım. Sabah 8'de çalışmaya başlıyorum. Bakın güzel bir şekilde yazımız yazılmaya başladı. Biraz uzatıp daha sonrasında yazımızın çeşitini değiştirirsek aslında daha okunaklı hale gelecektir. Buradakilerin hepsini deneyebilirsiniz. Pro yazısına dikkat edin. Prolar ücretli versiyonu için geçerli sadece. Kırmızıyı seçtik. Bu kısmı aşağı indirdik. Biraz da büyüttük. Çok güzel oldu. Son kısmı böyle bir tam istediğimiz yere getirelim. Sonra klibimize tıklayıp burada kapanış efektini verelim. Kapanış animasyonunu verelim ki bir sonraki klibe geçiş yapabilsin. Bakın burada sandalye dönmesine uygun bir efekt vermemiz gerekiyor bizim. O yüzden tam tersi yönde vereceğiz. Efekt verdik. Bakın dönerken harika oluyor. Şimdi şöyle bir şey daha yapalım. Bakın geçiş aşamasını sürükleyebilirsiniz elinizle. Biraz daha hızlı geçiş olursa
daha iyi olacaktır. Bu şu kısmı birazcık artıralım. Tam aynı hızı süresine denk gelsin. Hatta daha iyi ayarlamak için diğer tarafı da bu şekilde animasyona katabiliriz. Şu daha uygun. Bakın daha uygun oldu, daha güzel oldu. Şimdi tekrar iki elimizle mouse'tan bunu küçültüyoruz. En başa geldim, çalıştırdım. Buraya da bir ses efekti verelim. Yazımız çıkıyor ya, yazımız çıktığına dair bir efekt verelim mesela. Whoosh yazıyorsunuz. Bakın bu sesler çok farklı. Küçük ama etkili sesler bunlar. Beğendiğinizi alıyorsunuz, aşağıya hemen sürükleyip bırakıyorsunuz. Ses klibi olduğu için. Alıp bıraktık. Ses klipleri üst üste gelemeyeceği için bir alta koyuyoruz. Bakın tam aşağı kısmında ses kısmıyla efektin çıkış kısmını denk getirmeniz gerekiyor. Burada da sesi biraz yükseltirsek, çünkü arkada müzik var zaten, oradan belli olmuyor. Şu an daha uygun. Evet. Buradakini kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Ctrl+C, Ctrl+V aynı ses efektini geçişlere de uygulayabilirsiniz. Burada da typing diyorum. Çünkü bilgisayarla bir şeyler yazıyorum. Klavye ses efekti vereceğim. Evet, bu uygun. Bıraktım, gördüğünüz gibi uydu ama bu kadar uzun bir ses klibini istemiyorum. Bunu kısaltmamız gerekiyor. Sonunu kestik ve tekrar bunu yaptık. Sahne geçişiyle birlikte durması lazım efektlerin. Tamamdır, az kaldı. Son kısma geldik. Burada da bunu sürükleyip bıraktık. Ancak bunu kopyalayabiliriz. Kopyala yapıştır yaparsak aynı renk tonunu tekrardan elde ederiz. Buraya yapıştırdım. Tam klibin açıldığı aşamaya denk getiriyorum. Buraya da bir şeyler yazıyorum. Öğleden sabahları toplantılar, öğleden sonra proje üzerine çalışıyorum. Yazdık. Biraz büyütebiliriz burayı. Tam geçerken silinsin istiyorum yazı. Evet. Bir sonraki klibe yazımız sıçramadı. Bir de kapanış yazısı ekleyelim buraya. Güzel bir şekilde bitsin. Gayet güzel efekt. Bunun içerisini değiştirelim. Görüşmek üzere. Burada yazının içeriğini değiştirebilirsiniz. Hatta bakın böyle sarı yapabiliriz. Ya da şu şekil daha güzel. Yazının fontunu değiştiriyoruz diyelim. Bunu da tam yerleştirdikten sonra artık klibimiz hazır. Artık çıktı almaya hazırız. Yukarıda sağ üst klibimize bir bakalım şöyle öncelikle. Tamam, artık export, yani çıktı almaya hazırız.
Şöyle bir izledikten sonra tamamdır diyoruz artık hiçbir sorun gözükmüyorsa. Çıktı almadan önce izlememiz lazım. Export diyoruz. Buradaki ayarlar önemli. Başlığımızı düzgün bir başlık yazalım. Kaydedilecek yeri seçelim. Özellikle masaüstü seçebilirsek daha iyi olacak. Daha sonrasında 1080p yapın. 4K'yı tavsiye etmiyorum Instagram için. 1080p idealdir. Burası hayır olarak kalabilir. Değiştirmeyin. Burasının H264 olarak kalması lazım. MP4 formatı Instagram için en güzel format. Ve burasını 30'dan 60'a çekiyoruz. 60 FPS geçiş hızını ayarlıyor bizim için. Unutmayın 60 FPS. Aşağıdaki kısımlara dokunmuyorsunuz. Bakın. Export diyoruz. Çıktı alıyoruz. Ve yayınlıyoruz. Hepsi bu kadar. Gördüğünüz gibi hepsi bu kadar ve CapCut üzerinden yapıldı. Çok basit bir şekilde siz de yapabilirsiniz. Bunun daha gelişmiş videolarını da zamanla paylaşacağım.